orada teknik branşlarda yarıştım. Altın madalya aldık. İşte burada Tekirdağ'ımıza getirdik. Bizim BD olarak açtığımız kurslar spor salonlarındaki tüm çocuklarımıza orada yaptığımız şeyleri, gördüğümüz sahaları, sporun ne kadar önemli olduğunu sürekli bunlar üzerinde duruyoruz. Bu 23, 24, 25 Eylül'de de işte Yunanistan, Selanik kentinde olan Balkan Şampiyonası'nda da 26 ülke yarıştı Balkan ülkeleri arasında. Orada yaklaşık 900 sporcu vardı toplam katılım olan. Ama orada gördüğüm sahalar, biz de bayağı ilerledik bu konularda ama orada gördüğüm yerleri buradaki hani 7'den 77'ye bahsettiğim herkese anlatmak, paylaşmak istiyorum. Hani insanlar 7'den 70'e herkes sabah saatlerinden akşam 9-10'lara kadar sürekli sahalarda koşuyorlar, antrenman yapıyorlar. 90 yaşında insanları orada sürekli koşarken, spor yaparken görüyoruz. Yani Balkan Şampiyonası çok iyiydi. Yani Türkiye'den de yaklaşık olarak hani master adı milli takım olarak bir takım yok. Atletizm Federasyonu destek oldu. İşte bazı kıyafetlerimizi verdi. İşte yol desteklerinde bulundu bize. Bunun dışında İzmir'den çok fazla katılım oldu. İstanbul, Türkiye'nin her yerinden. Hep beraber işte bir WhatsApp grubundan tüm ihtiyaçlarımızı, sorumuzu yanıtlayan bir ekip oldu. Balkan Şampiyonası'nda yani gördüğüm kadarıyla biz Türkiye olarak 14 altın madalya aldık. Yunanistan'dan çok katılım oldu. 300 katılım oldu. Yaklaşık 100 tane kadar altın madalya aldılar. Onlar sporda bizden biraz daha önceler. Yani onlardan öğreneceğimiz hani eski olimpiyatlarda olduğu gibi gördüğüm şeyleri burada kısa sürede uygulamaya başlamak. Şimdi tabii orada 3 adım atlamada işte yaklaşık 10 metre civarında atlayarak hani orada Türk bayrağını şey yapmak, hani kaldırmak beni gururlandırdı. Hani takım olarak da yarıştık orada. Bir sürü altın madalya aldık. Türkiye'nin orada aslında güzel temsil ettiğimize inanıyorum. Hani Türkiye, başta Türkiye hani formalarla şey yaptık. Daha sonra Tekirdağ'ımızı hani anlatmaya çalıştım oradaki arkadaşlara. Tekirdağ'daki bu sayıyı arttırmaya çalışıp daha farklı başarılar da getirme düşüncesinde, amacındayım. Bir insanlar bir yüz olunca ben de inşallah bunları iyi kullanıp herkese işte sahalarda görürüm, farklı spor branşlarında görürüm. Elimden geldiğince gördüklerimi anlatırım ki daha fazla başarılar. İlk önce başarı ama önemlisi spor yapıp amacımız sağlık kazanmak. Vallahi şöyle söyleyeyim, ben hani 42-43 yaşlarındayım. Hani orada gördüğümüz insanlar 90 yaşında. Bir dahaki turnuva Balkan Şampiyonası orada toplantıda karar alındı. Milli federasyonlar toplandı. Mart ayında inşallah beraber de gideriz. İstanbul'da açık pistte Balkan Şampiyonası olacak 2023 yılında. Yaz tatilinde de İzmir'de açık havada olacak yine Balkan Şampiyonası. Orada da bakalım, inşallah buradan farklı arkadaşlar da şey yapabilirsem. Oradaki insanlar 90 yaşında, 80 yaşında. Bu sefer babamı da hazırlayacağım. Babama da madalya kazandırma düşüncesindeyim. Ya ben orada 3 adım atlamada altın madalya aldım. Balkan Şampiyonası. Birincilik ödülü, birinci oldum. Bir de uzun atlama. İkisi zaten birbirini tamamlayan sporlar. Uzun atlamada da ikinci olarak tamamladım. Onda da gümüş madalya kazandım. Konya'da zaten yine aynı branş, benzer branşlarda 3 tane altın madalya kazanmıştım. Seneye abi? Valla seneye aslında şöyle söyleyeyim. Hani hep amacım kendim hazırlanmak değil ama bir atletizmle ilgili biliyorsun bir kursa başvurdum. Hani antrenörlük belgesini ikinci kademe aldıktan sonra çocuklara önünü açmak. Onlarla birlikte antrenman yapmak, beraber gitmek. Hani gençler de ve işte kendi kategorimde yarışmak. Onları öğretirken daha da pekiştirmek hani bildiklerimi.